Herkese selamlar. Ben Yaşlı TV'den yaşlı oyuncu kaldığımız yerden Still Life'a devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi en son hatırlarsanız bu amcanın evine gelmiş idik. Buradan geri çıkabiliyoruz. Adamla konuşabiliyoruz. Bilardo masasına bakabiliyoruz ve içeri gidebiliyoruz. Özelliklere bak ya. Sinemaya götüreyim. Ben hatırladım burayı. Arkadaşlar şimdi adamdan bir şey isteyeceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam. Of of. Yani. Ne, bir tavan arasına gidiyorduk en son. Onu hatırlıyorum. I don't know Evet. why, but I never liked that painting. Neden olduğunu bilmiyor ama bu şeyi hiç sevmiyormuş. Bu çizimi, bu yağlı boyayı hiç sevmiyormuş. Ablamız. Tavan arasına nereden çıkacağız ya? Aa, buradan giriş varmış. Neyse. Bilgisayar. Aa, eskiden şu ekran koruyucuyu hatırlar mısınız? Windows 98 zamanında böyle ekran koruyucular vardı. Second Edition. Kübik. Hala var mı bilmiyorum. Uzun zamandır ekran koruyucu kullanmıyorum yani. One of my grandfather's old paintings. It's from when he was in Paris, I think. Paris'teyken yaptığı bir resimlerden biri sanırım dedi. Evin içine şöyle bir baktığımda odada bir bok göremiyorum. O zaman çıkacağız. Ay, geri zekalı, çık. Takıldım mal. Şurası tavan arasına giden bir Dad's room? yol Why the hell olabilir. would I go in there? Babamın odası mı? Neden oraya gideyim ki? Dedi. O zaman buraya git. Holy shit! What a cute fucking room is this, man? Yes, the trap door to the attic. I can't Ha. reach it. What was the trick to opening that thing again? Çıkamadı. Bir şey kullanmamızı istiyor. Bunlar bir boka yaramaz. Ayı işimize yaramaz. Bakalım mı bir ayıya? Teddy and Bu da I bir şey used to be kullanıp o üst inseparable. katı açmamız lazım, çekmemiz lazım. O şeyi çekebilmek için bir şey bulmamız gerekiyor. Mutfaktan alma ihtimalimiz yüzde kaç acaba? Çık bakayım. Bunlar olmaz. Şu odada bir şey var mıydı? Bakıyorum. Bu odada yok herhalde. Bu odada yok. Muhtemelen salondan falan bir şey alacağız. Abla koşsana. Uyuz. Aha. Şemsiye. Olay bitti. This might be helpful to get up into the attic. Aynen, al onu. Tamam, güzel. Çık ablacığım yukarı. Koşarak. Biliyorsunuz arkadaşlar bu tür oyunlar şey oldu yani artık çıkmıyor demeye başladık. Böyle yani hikayesi bol. Yes, the trap door to the attic. I can't reach it. What was the trick to opening that Ya thing again? şimdi konuşma olmadan bir şekilde bunun şey olması lazım. Şimdi bir saniye, ben burada bunu elime alsam alamıyorum anasını satayım. İlla buraya gireceğim. Burada bu hareketleri Yes, the trap yapacak. door to O the çok attic. saçma. I can't reach it. What was the trick to opening that thing again? Al. Otomatik abi her şey. Tamam ablacığım, hadi çık yukarı. Bakmayın. Bakmayın. Oo. Işık mışık yok mu ya? Ha, şurada bir ışık. Mu var? Evet, ışık var orada.
Tam kafasının oraya ışık gelmiş ya. Holy crap man. Bu neymiş? Ay Cryptex. Ne oluyor ya? Bu ne abi? Olmuyor. Aa oldu. Bulmaca. Bulmacaya dair bir şeyin bir ipucu yok mu ya? Vallahi yok, sıçtık yani bildiğin. Hepsi farklı mı olacak acaba? Şimdi sen buna basınca bu buraya dönüyor, o da oraya dönüyor, o buraya dönüyor. Buna basınca bu ikisi aynı yöne dönüyor, o bu tarafa dönüyor. Buna basınca bunlar bu tarafa, bu tarafa dönüyor. Buna basınca bu ikisi, buna basınca onosunun nikahı. Burada yardım almam gerekiyor arkadaşlar. Çok üzgünüm. Artık buraları kesip biçeceğiz. Ne yapalım? Hızlandıracağız. Bir şey yapacağız. Bir saniye arkadaşlar. Şimdi olayı çözdük. Yani böyle olacakmış. Yani oyundaki işte şifre bu. Yani bunun için yardım almam gerekti. Kusura bakmayın. Kare kare kalp kare kare yapacağız. Kare kare kalp kare kare olacak. Şimdi kare kare bu kare olacak. Kare kalp olacak. Kare kare dur. Kare kare kalp kalp kare kare. Şunu başka çevren yok mu lan? Kare kare ha. Kare kare kalp
Kare kare. Kalp. Kare kare kalp. Kare kare. Ay, bunun için de yardım alıyorum. Evet. 3 kez ikinci şekil. 1, 2, 3. Bir kez üçüncü şekil. Evet. 3 kez dördüncü şekil. 1, 2, 3. 3 kez de beşinci. 1, 2, 3. Adamlar biliyor ya. Ulan. Neyse. Tamam. Hadi buraları kesip biçeriz. Ayarlarız. Evet. Yardım aldık ama bulmacamızı çözdük. Tamam. Bundan sonra daha şey gideceğiz. Evet. Ben buraları nasıl geçmişim ya? Muhtemelen burada da ben baktım tam çözümüne bunu oynarken. Çünkü bayağı bir kasıyor yani. Prague 1929. Prag Years 1923. 2 yıl geçmişti garip olaydan sonra. Onu hallettim, geldim buralara diyor. PI ile çalışmam için diyor, beni şey yaptı diyor. Beş ölüm, iki bilmem ne diyor. Hepsi diyor orospuydu diyor. Bunları aldık diyor. Bir bok anlamadım. Evet, bunlar hep orospuymuş. Ha, hikayeyi okurken şimdi büyük babanın zamanında, yani o hikayeyi okurken bize oynatacak. Gustav McPherson bizim baba. Büyük baba. Bu kadar diyor popüler olduğunu bilmiyordum diyor. Ben diyor birçok şey okudum diyor. Ben de Skalin'im diyor. Prag polisinden dedektifim diyor. Konuyla ilgili konuşalım. Bu beşinci ölümü. Evet diyor. İki tane de kayıp diyor. Bilirsin bu kadınları diyor. Kimse asla terk etmezler diyor. So you only bother when they turn up like this? I see. We have a knight in shining armor. If you want my advice, Mr. McPherson, you'd best Tavsiyemi return to the isterseniz usual diyor. Missing person cases or husband En cheating iyisi mysteries. This is a waste of your time. Burada vaktinizi harcıyorsunuz diyor. En iyisi diyor. Siz saçma sapan şeylere dönün diyor. İşte aldatmalara falan diyor. No one wants to know about dead Bizi biraz aşağıladı burada. If they do write about it, it Bu orospularla ilgili. The pimps care even less. They force their women to work even if there is a killer loose. Çalışması için diyor, zorlar diyor, pezevenkler diyor. There is no Şu glory kamerayı umarım ayarlayabiliyorum. Like I said, you should stick with what you know. Evet, bu iş senin eline ayağına yapışacak Mind dedi. If I ask you a few more questions? Eğer daha fazla soru sormamda bir sakınca var mı dedi. Hayır dedi. Tüm ölenler orospu muydu dedi. Evet dedi. Ölümlerinin nedeni diyor boyunlarındaki şeyle mi oldu diyor. Evet diyor. Birkaç şey mi var diyor göğsünden üstünde diyor. Başka bir herhangi bir şey var mı diyor. Eviscerated? Eviscerated ne demek acaba? Daha önce bu kadar iğrenç bir şey görmedim hayatımda diyor. London'da diyor. Tüm şeyler bu şekilde mi diyor? Evet, hepsi bu şekilde bulundu diyor.
I'm no doctor, Mr. McPherson. I have no idea. Organları saydınız mı diyor. Organlar hakkında diyor. Bir şey bilmiyorum ben diyor. Şey diyor. Ben doktor değilim diyor. Diğer vakalarda var mıydı öyle bir organ kaybı diyor. O da yok diyor. Öyle bir şey yoktu diyor. Who's the coroner? Kroner nerede diyor. Doktor nerede diyor. Emil Krona diyor. O eski şapelde çalışıyormuş. I don't want to ruin the surprise. Sürprizi bozmak istemem diyor. Now it's your turn to share. Şimdi senin diyor. Ne düşünüyorsun? Sence ne oldu diyor? Boğazından diyor. Ölümü düşündüm diyor. En sonunda diyor. Hatun diyor ellerini şey yaparken karşı koyarken yaraladı diyor. Bura bunun yeri değil tabii ki. You have work to do, of course. Thanks for sharing. It was nice meeting you. It was nice meeting you too. I had a feeling that adamın götü başı oyunu hiç sevmem böyle insanlara. He was testing me for some reason. I was left to fend for myself. Şu an düşünüyoruz, bir şeyler düşünüyoruz. Evet. Kontrol bize geçti. Denize bakamıyoruz, buradan gidebiliyoruz. Oradan gidemiyoruz. Bu dıngılla konuşabiliyoruz. Şeye bakamıyor muyuz? O zaman geri gideceğim. Hiç umurumda olmaz. Böyle adamlarla konuşmam ben. Şimdi arkadaşlar ikinci karakterle oynuyoruz. Yani şeyle. Bu adamın kızın büyük babasıyla oynuyoruz. Hani üst kata çıktı ya. O sırada işte aldığı şeyler. Burada bölümü biraz uzatmaya karar verdim. Çünkü keseceğim, biteceğim. Bu yine 30 dakikayı bulur. Kazimir Stasek. Bu konularda birazcık haber alabilirim diyor. Selam dostum. Mr. McPherson. Bu akşam, karanlık akşamda nasılsın diyor. Şikayet edemem diyor. Everything is something happens, but today my things will be okay. How'd you get the shiner? Shiner? Your black eye. How'd you get it? Oh, I arrested a man. Karagözü nereden buldun diyor. Bir tane adam yakaladım diyor. Did you get sucker punched? Well, gözü herhalde morarmış. Ne oldu diyor. O da diyor şey diyor. Everything happened so fast. Dayak dövdüm diyor adamı. Sen bir de onun halini gör. Tarzı muhabbetler dönüyor. Tamam, geçeceksin abi muhabbetleri. What did the man do to deserve your undivided attention? He was harassing a young woman. So I asked him to stop and then things got out of hand. Rahatsız ediyormuş. Dursun demiş. O aptalı bulmaya çalışıyor diyor. Biraz gergin bir adamdı diyor. Ha diyor, iyi diyor. I imagine you don't have anything more to give me. This time I'm afraid I have nothing for you, my friend. Herhangi bir söyleyeceğim bir şey var mı diyor. Üzgünüm diyor, bu seferlik yok diyor. Birkaç soru sorabilir miyim sana diyor. Tabii ki sor dedi. How long has this been going on? Bu daha ne kadar sürecek dedik. 3 hafta önce başladı diyor. Ben daha yeni geldim diyor. Bu işte görevlendirildik herhalde. O kızı okurken ben öyle bir şey çünkü şey yaptım orada. Skalikova. Bu herhalde gitmişti önceden. Ona 3-5 para yedirmiş. Bunun maaşı nereye gitti anlaşıldı. Devam. Can you tell me about your new boss? Inspector Yuri Skalnik. Ha, içerideki adam hakkında sorular soruyor. Nasıl biri diyor, ilgilenebilir miyiz falan diyor. İyi bir üne, şana sahip diyor. Neyse. Sana güvenmiyor mu diyor. Bu da dürüst olmak gerekirse bilmiyorum diyor. O konuda biraz şüphelerim var. Böyle bir şey düşündüğü için salak olması lazım diyor. Bu da sağ ol benim dostum dedi. Konuşsak mı ya, konuşalım ya. Yeah, I believe so. Şimdi böyle oyunlarda hikaye önemli arkadaşlar. Bakın az önce hikayeden koptuk, bulmacayı çözemedik. Was there ever an eyewitness? No, never. Herhangi bir görgü tanığı var mı diyor. Bu da hayır diyor. Yok diyor. Bu beni çok rahatsız ediyor diyor. Bir öldüren adam katil diyor. Nasıl diyor şehirde kimse görünmeden kaçmış olabilir diyor. Bunlar işte hep bunlar Galip Derviş olayları. Yani abi bir dakika bir şey oldu ya orada. Burada bir şey oldu ya. Chapter 2.
Ya işte bunları hep okuyarak gitmemiz lazım arkadaşlar ama serinin selameti açısından uğraşamayacağım. Çünkü daha önce oynamıştım oyunu. Yani yarım yamalak bir hatırladığım şeyler var ya. Buraları hatırlıyorum. Bakın bu değirmenle ilgili bir su hesapları falan yapacağız. Hani şey sorusu vardır. Neyse spoiler olmasın şimdi son şey yaparız. My Ida. The best games in all of Eastern Europe. She's my angel and the love of my life. Bu kırmızılı da orospu herhalde. Ida komşu kabaresinde dans ediyormuş. Was love at first sight. Hey. Look at you all dolled up. Hepsi pezevenk çıktı anasını satayım oyundakiler. I didn't call you a doll. I said that you were... Of. Never mind, I'm sorry. Good. Now have you talked to that useless inspector? Yes, I have. And I didn't get much from the meeting. Evet. Konuşalım bakalım. Bize yardım edecek misin dedi. Tabii ki edeceğim dedim. Herhangi bir sıkıntı var mı dedi. Şimdi daha iyi dedi. Şimdi mi sonra mı? Yapacağız dedi. Param yok dedi. Okay, listen. We'll settle this after the case. All right? Ah çok iyi ya. Ya böyle muhabbet yok ya. Kadın herhalde anladığım kadarıyla orası bu. Adam da sürekli onun müşterisi gidiyor. Onun muhabbetini yapıyorlar ha. Tamam diyor bu işi halleder halletmez diyor. Sana geleceğim diyor sana. Parayı çakacağım dedi herhalde. Bunun adı ne dedi? Kimin adı dedi? O ölen kızın adı ne dedi? Francisca'ymış kızın adı. Yakın mıydınız diyor. Milena kadar değil diyor ama evet tanırım dedim. Herhangi bir bilmem gereken özel bir şey var mı yok dedi. Milena'ya sorsam birkaç cevap ver mi dedi. İstersen ben sorayım dedi. Bu benim arkadaşım. Sana anlattım bu adamı yakalamamız hakkında şey yapacak diyor. Francisca hakkında sana birkaç soru sorabilir mi dedi. O da olur dedi. Ben üst katta bekliyorum dedi. Siz sorabilirsiniz dedi. Görüşürüz. Hatun bizim sürekli abone olduğumuz bizim de maaşı yatırdığımız karı burada belli oldu. Evet. Burada üst katta bir şeyler oluyor ya. Bir dakika. Hello Milena. My name is Gus McPherson. I'm here to help. Selam, ben işte buyum. Bu bokların bir daha olmaması için buradayım. Teşekkürler. Bizim gibi kadınları pek sevmezler, pek yardım etmezler dedi. Do you mind if I ask you a few questions about Frantis? Birkaç soru sormamda sıkıntı var mı dedi? Yok dedi. Sorabilirsiniz. Buyurun dedi. Ne kadar zamandır tanıyorsun? Uzun zamandır tanışıyorum. Orphanage'de tanıştık küçük çocuklarken diyor. Onun kazada ailesi ölmüş ve çok yakınlaşmışlar. Orphanage'i bir daha dönmemek üzere terk etmişler. Kardeşler falanmış filanmış. Buralarda sevişmek üzerine para alarak bir hayat kurmuşlar. Yani insanlarla sevişerek onların paralarını alarak bir hayat bir tarzı. Şu anda toplumumuz tarafından yasak olan yapılması devlet kontrolü dışında yasak olan bir olay bu yani. Ha devlet kontrolünde yapılırsa yasak değil, öyle de bir durum var. 18 yaşını geçen herkes yapabiliyor bu işi. Did she ever talk about someone new or special? Daha önce hiç çok yakın zamanlarda bir şey konuştu mu? Bu onun stili değildi diyor, tamamıyla diyor. Yeni kişileri alırdı rastgele. Çok parası, çok para ihtiyacı olursa yabancıları kabul ederdi diyor. Çok zengin müşterileri vardı diyor. Daha önce ona saldırıda bulunan bir daha önce saldırılan bir müşterisi var mı gibi, yani ona şiddet uygulayan bir müşterisi var mı diye sorduk. Hatun bize yok dedi. Tamamıyla dedi ona güvendiği müşterileri var dedi. Have you had any trouble with any of your clients? Sen dedi herhangi bir problem yaşıyor musun dedi kendi şeylerinle. Hayır dedi, benimkiler de dedi normal insanlar dedi, herhangi bir problem yok dedi. İşimi görüyorum, paramı alıyorum dedi.
Diğer ölen dört kişilerle ne kadar yakındınız diyor. Aneska da vardı diyor. Çok yakın arkadaş olduğumuzda, ortak arkadaşımız diyor. Kimse onu bulamadı diyor. Bir günde kayboldu diyor. Eğer dürüst olmak gerekirse hiçbir şekilde diyor bilmiyorum ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok dedi. Aneska herhangi bir konu hakkında kayboluşundan önce dedi herhangi birisi hakkında şey yaptı mı dedi. Hepimiz çıkıp gitme hakkında konuşuruz diyor. Aneska was like Apollina. She took on many clients. She left town a lot but always came back with a broken heart. I hope she did find someone and left this place. O kız sürekli gidip buralardan çıkıp gitmek hakkında konuşurmuş. O bu şekilde konuştuğu zamanlardan birinde hep biriyle gidiyorum ben, buraları terk ediyorum dermiş, gidermiş. Bunlar da sevinirmiş ama dönüp kırık bir kalple kazığı yiyip dönermiş. Şimdi gittiğinde umarım artık birini bulmuştur ve düzgün bir hayat yaşıyordur ve buralardan kaçıp kurtulmuştur diyor abla. Ben dinleyeyim de sonra mı çevireyim, ne yapayım, anlık mı çevireyim anlamadım ki. Where can I find this Apollina? She usually works the park. Rare are the girls who are allowed to enter it. She's very protective of her territory. That's what she calls it anyway. Francisca and me were allowed in because Apollina knew we didn't take strangers and pretty much had our own regulars. Aneska was Apollina's good friend, so she was allowed too. So we all kept each other company in the park. Maybe Apollina knows where Aneska is. I don't know. Well, thank you for answering my questions. It was a pleasure to meet you, even under these unfortunate circumstances. Nerede bulabilirim bu kızı diye sorduk. Hatun'la dedi ki, bilemiyorum dedi ama dedi. I haven't even started yet. If I have any more questions, how may I contact you? Usually in the park. Bizim gittiğimiz, takıldığımız bir park var dedi. O park dedi iyi korunur dedi yani herhalde pezevenkler tarafından. İyi korunur dedi. Oraya gelebilirsiniz dedi. Ben dedi o parkta bir birisi varmış. O bilebilir dedi. Yani o her şeyi bilir tarzı. Hani olur ya öyle her bir şeyden haberi olan tipler vardır. Her bir tipten, her bir şeyden haberi olan tiplerden biri gibiyiz diyor. She's the sweetest person I've ever met. I truly believe she doesn't have an angry bone. Teşekkür ettik yardımınız için falan dedi. Biz de dedik ki daha yeni başladım ne. Molested her on a regular basis. Edith is always positive and she's always willing to help the people who surround her. That's why she hired me to try and help. She has an undying optimism about life in general and I love her for it. Hey. How is she? She's okay, I guess, under the circumstances. I'll go talk to her after. Şimdi şey dedik, bu Ida'nın üvey babası falan bunu büyütmüş. Hep iyi bir insandı o diyor. Herkese yardım etmeye çalışırdı diyor. Benim tek aşkım falan filan diyor. Herhalde biz buna aşığız. Şimdi sağ tuş biliyorsunuz kişisel muhabbetler, sol tuş işle ilgili muhabbetler. Saçım çok uzadı ya saçım. İyi. Evet, tamam konuşun bakalım. Yes, a little. It's not as bad as when you left for your case. Did you go see the doctor? No. Doktora gitmek ister misin? Hayır dedi. İda git doktoru gör diyor. Ciddi olabilir diyor. Ben doktor değilim ama diyor bunlar diyor normal değil diyor. Doktora git diyor. I'll go see him. I don't throw up every day, you know. You always exaggerate. Biraz diyor şeysin bu konuda diyor. Go see him as soon as possible. En kısa zamanda git doktora görün dedi. Yani bir hastalıkla ilgili bir şey var herhalde kadında. Tupar birimizi içip devam ediyoruz. Where can I find Emil Corona? Emil Corona'yı nerede bulabileceğimi sorar mısın diyor. I need to ask him a few questions. Doktor diyor. Chapel. Do you know where it is? Ha, Old Chapel nerede diyor? I don't need a map. Just tell me where it is. What is it with men and directions? Take this map, it'll help you. Tamam hadi ver. İhtiyacım yok dedi şeye. I
fazla okay. burada uzak Thanks, değil diyor. Ben sana işaret okay. edeyim diyor. Sağ ol tatlım diyor. I want you to stay off the street. Korona'yı gidip görmem gerekiyor dedi. Never walk around alone. Yes, I know. Sokaklarda tek başına dolaşmayın dedi. Bunu okay. biliyorum. Lisa, binlerce kez söyledim bana dedi. You be careful. I will. Now go. İyi olacağım dedi. Hadi git dedi. Evet, sanırım arabamız bu. Aşağı inmemize gerek yok. Direkt gideceğiz. Hadi bakalım. İki yeni yer geldi. Burası shore şey miydi? Yani liman gibi bir şey herhalde. Liman değil de ne denir ona işte? Gemilerin, küçük gemilerin durduğu yerler. Yani limanın küçüğü. Küçük liman. Yat limanı gibi bir şey. Neyse. Parka gidebiliriz. Old Chapel'e gidebiliriz. Önce Old Chapel'e gideceğiz. Kroner'le görüşeceğiz. Daha sonra parka gideriz. O zaman ben Old Chapel'e hemen gidiyorum. Ne yapıyorsun burada diyor. Never mind. You have any news at least? Yeah. The American is talking to the girl's boss. So, he thinks he can move in on my women, huh? Oha. Well, my friend, if you ever see him, you may explain things to him. Bizim hakkımızda konuşuyor. Explain what? Use that brute force of yours, you idiot. Aha. Eğer diyor, bir daha onu görürsen diyor, ona gününü göster diyor. He was the smart one. Yeah, I miss him too. Abini özlüyorum dedi. Because I'd probably get arrested too, you moron. That's all Skalnik wants anyways. I have a feeling he will blame me for all these murders. Adam bizim peşimize taktı. Go back to your post. You see the American. You can rough him up. Okay, boss. Görürsen o adamı indir dedi. The scrawny looking guy was probably Otokar Kubina. Who can forget that name? Anyways, he was the pimp of the neighborhood. He worked out of this little lingerie shop, which acted as a front, of course. He owned a couple of joints in the district, including the cabaret where Ida used to work. I think he never forgave me for stealing Ida from that dive. Evet, şimdilik abimiz şey yaptı, yani buradan bir yere gidiyoruz, buradan bir yere gidiyoruz. Başka bir şey yok, şimdi buradan gireceğiz tahminimce. O zaman ben burada bıraksam mı ya? 30 dakika oldu. Evet, escape diyelim. Ay, escape çalışmadım ya. Save game. Evet, saveledik. Arkadaşlar, o zaman beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bölümün, serinin hızlanmasını istiyorsanız yorum yazın, bir şeyler yapın. Bu size 5 dakikanızı, 5 saniyenizi alacak işler benim bunları daha bir hevesle, istekle yapmamı sağlıyor. Kendinize iyi bakın. Cinayeti biz 50 bölüme çözeriz. Hadi bakalım, görüşürüz.